Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 1 Nisan 2024 itibariyle dolar kurunu, gram altını ve Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Önemli bir döneme girdik. Beklentimiz seçim sonrası döviz kurunda 40-50 kuruşluk bir geri çekilme olabilir dedik. 32,5 liradan 32'nin altında 31,80'e doğru 70 kuruşluk bir geri çekilme oldu. Yani bizi yanıltan bir görüntü oluşmadı. Yine doğru tahmin ettik. Bunu kendimizi övdüğümüz için söylemiyorum. Ve anlatılan içerikleri de tavsiye niteliği olarak algılamayın. Bu böyledir arkadaşlar. Piyasada önemli bir belirsizlik yok olduğunda mevcut şartlar ne olursa olsun döviz kuru salar. Ama bu bakıldığında 32'nin altında sürekli bir alıcı grubunun olduğunu bize bugün de gösteren bir piyasa gördük. Yani dövizden yukarı yönde bir medetiniz var ise evet yükselir. Bundan sonra da yükselmeye devam eder. Benim gördüğüm bu. Ama sizi tatmin edici, bu yüksek enflasyon karşısında koruyucu bir kalkan olmaz. Bunu kafamıza yazacağız. Döviz kuru ya da döviz almak bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracı. Ama biz vatandaş olarak bunu anlayamıyoruz ve anlatamıyoruz. Ve buradaki pik hareketlerini iyi yakalamamız gerekiyor ki burada bir al sat yönetelim ve aradan bir kaymak yiyelim. Bunu yapamadığınız sürece burada beklemek, çok affedersiniz, enayilik. Benim gördüğüm bu. Şimdi bu saatten sonra döviz kurunda ne olur? Artış hızı yavaşladı. Bunu bir kere net bir şekilde kafamıza yazacağız. Seçim öncesi alınan karar piyasanın dengesini oluşturdu. 500 bas puanlık artış. Bir miktar daha artış bekleniyor. 100 ve 200 bas puan arasında bir artış daha gelmesi bekleniyor. Bu kanal hareketi kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Yılın sonuna kadar, hatta çok önemli bir sürede, çok sürpriz bir gelişme yaşanmadığı sürece negatif yönde bu kanal hareketi bozulmaz. Bunu söyleyeyim. Ortalama değerler üzerinden sizlere grafiklerde göstermiştim. Ve değerlerde çok açılmalar var demiştim. Bu göstergelerin dinlenmesi gerekiyor ve ortalama değerlerin görevi de fiyatı mıknatıs gibi kendisine çekmesi özelliği var demiştim. Bunları takip edeceğiz. Yani işte seçim sonrası döviz niye uçmadı vesaire, işte hükümette oy kaybetti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu işler böyle. Bilmediğiniz işe, siyasi görüşünüze göre eğer yatırım yapmaya çalışır iseniz böyle patlarsınız. Ha. Ben bu saatten sonra kur çakılacak demiyorum. Türk lirasında aşırı bir değer kazanımı bir anda olacak demiyorum. Zamanımız var ama artış hızında bir şok etkisi olmaz demiştim. Öyle de oldu. Zaten seçim öncesinde müdahale geldi. Biz bunu öncesinden tahmin edip bir müdahale olabilir demiştik. 500 bas puanı piyasaya kilitlediler. Ve halen döviz yatırımcısı da akıllanmadı. Şimdi makaslar düşmeye başladı. Hem serbest piyasadaki altın fiyatları olsun, kapalı çarşıda, hem döviz fiyatları olsun, makaslar bugün itibariyle azalmaya başladı. Olan kim oldu? Döviz yatırımcısına, altın yatırımcısına. Şimdi buradaki hareketi anladık değil mi? İlk etapta kurda 35 var ama yılın ikinci yarısına kadar, yani 3 aylık süreçte 35 gelir ise öpüp başımızın üstüne koyacağız bakın. Seçime kadar 32 gelirse öpüp başımızın üstüne koyacağız değil. 32 geldi, öptük başımızın üstüne koyduk. Şimdi Haziran sonuna kadar 35 kur tarafında. Gram tarafında işler biraz daha farklı ilerliyor. Onun için ons altında başlayalım. Ons altında yılın ilk çeyreği itibariyle mükemmel bir kapanış geldi. En azından şunu diyebilir miyiz? Döviz almak yerine altın almak. Evet, bu çok mantıklı. Eğer iki taraf arasında başka seçeneğiniz yok ise ya da böyle bir çelişkide kalıyor iseniz bu en doğru adım olur. Ama buna da serbest piyasada kuyumcular ve bankalar izin vermedi. Şimdi 2200 lira bandındaki altını 2500 liradan vatandaşa itelediler. Şimdi bakıyorsunuz altın gram bazında tabelada 2300 liranın üzerinde güçlü kalıcılık gösteriyor. Ama halen aldığınız seviyeye gelemediniz. Yani bu benim sorunum değil. Bu sizin öngörememezlik sorununuz. Ben bunun böyle olacağını söyledim ama bu saatten sonra da makas şimdi dengelenir. Tekrardan 2700 atağına giderken tekrardan serbest piyasada bu tarz makası açacak adımlar gelecek ama ciddi derecede buna müdahaleler gelir. Bu saatten sonra kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Bunu da söyleyeyim.
Ama altın gider mi sorusuna dolar bazlı şu anda önemli bir kırılımı gerçekleştirdi. Bunun bir miktar kâr realizesi oluyor. Pozitif bir başlangıç yaptı. Bu saatten sonra korkmanın gereği yok diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede önünüz açıldı. Ben altın yatırımcısı değilim, bunu zaten biliyorsunuz. Göstergelerin tamamı da pozitifi destekliyor. Detaylı analizler de kanalımızda var. Ons tarafında ana hat olarak takip edebileceğimiz ilk direnç seviyesi. Bakın ana hat diyoruz. Yani ana direnç seviyesi olarak takip edeceğimiz bölge kabaca şuradaki trend temelini 20-25 yıllık vadede aldığınızda 2356 dolar. Bakın burası önemli. TL değil, dolar bazında altını inceliyoruz yani onsu. Onun üzerinde 2700 lira. Evet, yukarıda 4000 dolar ana hedefi var ama bu 2700'ün üzerinde sertleşecek. Bunu unutmayın. Önemli direnç bölgelerimiz bunlar. Kaldıraçlı piyasalar ya da vade belirleme konusunda bir direnç arıyor iseniz burası sizin için çok kıymetli bir takip çizelgesi. Bunu unutmayın. Gram tarafına gelelim arkadaşlar. Aylık bazda grafiği anlatmaya gerek yok. Grafik sürekli olarak yükseliyor dik bir şekilde. Ama tabii bunu enflasyona vurduğunuzda, yıllara vurduğunuzda biriz daha paranızın eridiğini görebiliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl bu biraz daha korumacı olarak karşımıza çıktı. Burada da neyi takip edeceğiz sorusuna. Arkadaşlar burada da çok farklı bir görüntü yok. Bunun üzerinde zaten durduk. Burada da kanal hareketi ons destekli bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi destek dirençler muazzam bir şekilde çalışıyor. 2300'ün üzerinde 2700 hedefi var. Kısa vadede 2400-2500 liradan alan vatandaşımız, yatırımcımızın bence korkmasına gerek yok. Hele ki bugünkü sarsıntıdan hiç gerek yok. Çünkü bu saatten sonra 2700'e gider. Ama işte 2200, 2250, 2300 tabelada olan altını gittiniz 2400-2500 aralığında aldığınız için yüzdelik bazda kısa vadede bir getiriniz olmayacak desek daha karlı. Çünkü bir de bunun satarken masraf olacak. Ama uzun vadedeki altın yatırımcısı işte 1950-2000 aralığının önemi buydu. Ben buranın iyi bir seviye olduğunu artık ortalama için söylemiştim. Burası biraz daha güvenli bir nokta olarak karşımızdaydı çünkü. Detayını da az çok size sinyal vermeye çalıştım ama bilmiyorum aldınız mı almadınız mı, orası sizin sorunuz. Bence şu an için altın almak çok mantıklı bir iş değil. Bu benim gördüğüm. Ve borsaya gelecek olduğumuzda arkadaşlar borsada işler korkulacak bir noktada değil. Günlük bazda baktığımızda tekrardan pozitife döndü. Şimdi bundan sonra seçim çok önemli. Yani bizim hisse seçimlerimiz, sektör seçimlerimiz inanılmaz derecede arkadaşlar değerli. Ve kanalımızın topluluk bölümünde yarın itibariyle seçimden sonra bayram öncesi bize bir haftalık 10 günlük daha bir fırsat süresi tanındı. Bu gelen seçim sonuçlarıyla birlikte. Ve burada yine bir cerrah titizliğinde yani bu kadar önemli bir dönemdeyiz. Seçimlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Yılın ilk 3 ayında, ilk çeyreğinde yapmış olduğumuz analizler evet çok kıymetliydi. Ama bunların arasından da bir temizlik yapmamız gerekiyor. Bugünün şartlarına, bugünün sonuçlarına göre. O yüzden Nisan ayındaki birlikteliğimiz çok önemli. Bu detayı unutmayalım. 2 Nisan'dan itibaren yani yarın akşam saat 8'de ilk video gelecek Nisan ayı itibariyle 46. videomuz. Ve yine çok kıymetli analizler sizlerle birlikte olacak ve muazzam derecede kazançları elde edeceğiz. Bu detay da unutulmasın. Bundan sonra gidecek olan kağıdımız en az 3x ile, bunu da söyleyeyim. Öyle %50, %40, %20, %30 yapacak kağıtların analizi paylaşılmayacak. Bunu da söyleyeyim. Kısa vadede bir hafta 10 günlük analizler olmayacak. En az 1 ay, en fazla 3, 6, 9 şeklinde sıralandıracağız. Ki en az 3x'i cebe koyabilirim. Bu yüksek enflasyon ortamındaki hayat şartları da çok zorlaşacak. Bununla birlikte bizim daha fazla potansiyeli olan sektörleri, şirketleri, kağıtları, bilançoları, her şeyi iyi teknik ve temelde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden birlikteliğimiz önemli. Borsa İstanbul'da yeteri kadar TL ve dolar bazında değerlendirmeler yaptık. Pozitif bölgenin üzerinde ilk gün kalıcılığı inanılmaz derecede bir önem arz ediyor. Bundan sonra
söylemiştik. Başta enerjiler, bankalar, bunlar benim için ilk sırada. Bankalar şu an temettü mevzusuyla alakalı bir dalgalanma yaşıyor. Normal. Size orada temettüyü yedirmemek için bu olur. Bunu biliyorsunuz. Çünkü temettüden bir gün önceye kadar hisse alımları tavan seviyeye ulaşır. Temettü ile birlikte negatif bir açılış genelde ve sonrasındaki hafta boyu itibariyle 3 günlük, 5 günlük işlem günü döneminde bir dalgalanma olur. Üst üste banka temettüleri denk geldiğinde bu süreç ne yapar? Özellikle 4 banka, mahşerin 4 atlısı denilen bankayı haftalık bazlara yayarlar. Bu da bir aylık sürece etki eder. Biz ne dedik? Önümüzdeki ralli bankacılık önderliğinde enerjilerin desteğiyle ilerleyecek değil mi? Olmazsa olmazımız bu dedik. Şimdi bu ralli belli ki bu şekilde ilerleyecek. Endeksin şu anda atak yapamama, direnci sert bir şekilde kıramama sebebi de bankacılıktaki arkadaşlar mevzu. Bunu kafamıza yazdığımız sürece, bu temettü olayını yazdığımız sürece ve Nisan ayı içerisinde, şimdi bir de bayram trafiği de olacak. Bayram öncesi nakde dönmek isteyen ya da gecelik faize kalmak isteyen ya da kredili pozisyonları taşımak istemeyenler burada ne yapacak? Tekrardan ufak yönlü satışlara döner. Çünkü adama ekstra masraf. Çünkü kredi maliyetleri yüksek, pozisyon taşıma işi zarar yazar. Son dönemlerde zaten baktığınızda sabahtan alınan öğleden sonra satılıyor. O yüzden buna rağmen Borsa İstanbul yine güçlü bir duruş sergiledi. Bizi yanıltmadı. Seçim öncesi bir ralliyi kesin yaşarız dedik. Seçim öncesi bir düzeltmeyi kesin görürüz dedik. Hatta seçim sonrasına bu düzeltme de sarkabilir demiştim ama çok üzerinde durmadım. Durulmaya da bence gerek yok. Önemli bir düzeltmeyi zaten yaşadık. Destek bölgesini de oluşturduk. Bununla birlikte de neyi takip ettik biz burada? Bu 3 aylık dönemde yabancıların takasta cayır cayır topladığı kağıtları size ben tek tek tane tane gösterdim. Bundan sonra da yarın itibariyle de yapacağımız her hisse analizinde, özel hisse analizinde yine yabancıların takasta ya da direkt olarak topladıkları kağıtları bir bir size göstereceğim. Bu adamlar babasının hayrına bu malı toplamıyor. Şimdi yabancı girişinin hızlanacağı bir döneme girdik ve bundan sonra da CDS puanlarında da rahatlamalar olur. Yabancı güveni tesis ediliyor ve edilmeye de devam edecek. Bunun için zaten birçok adım atıldı. Şimdi son adımlar atılacak. Ha, vatandaş olarak biz ezilecek miyiz? Evet, ezileceğiz. Paramparça olacağız. Bunu yaşayacağız. Bu krizin faturasını her krizde olduğu gibi biz ödeyeceğiz. Bundan kaçış yok. Ama eğer iyi korunabilir isek, ki iyi korunacağımızdan şüphem yok, kendime güvencim tam ve sizlerle olan birlikteliğimiz de eğitim amaçlı çok önemli. Özellikle hisse senedi özel bölümündeki birlikteliğimiz inanılmaz derecede hayati önem arz ediyor. Bizim için bu krizin faturası ağır olmayacak. Ki yılın ilk çeyreğinde güzel getiriler elde ettik, güzel kâr realizeleri yaptık. Geri çekilme bölgelerini ve zirvedeki kâr realizelerinin gelebileceği bölgeleri inanılmaz derecede noktasal tahminlerle birlikte değerlendirdik. Çok şükür, hamdolsun. Bundan sonra da daha iyi ilerleyeceğimizden şüphemiz yok. Çünkü bizi yanıltan bir teknik görüntü ya da temel beklenti yok. İşimizin başındayız. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı analizlerimize devam edeceğiz. Hepinizi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Ve videolarımızı da destek amaçlı beğenirseniz sizlerden başka isteğimiz de yok. Ben özel analiz, hisse senedi analizi istiyorum diyenler için de kanalımızın katıl butonuna bekliyorum. En altta hisse senedi özel analiz bölümü var. Çorbada tuzum olsun, emeğe saygı, sıkı takipçi seçeneklerinden hisse senedi videoları izlenmiyor arkadaşlar. Burada bir yine yanlış anlaşılma var, oraya bir yüklenme var. Diğer tarafa geldiğinizde o ücret kesintisini de yapacaklar. Yani ekstra bir ücret ödemeyeceksiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Her şey gönlünüzce olsun. Sonuçlar tekrardan ülkemiz, milletimiz adına en iyi, en hayırlı sonuçları getirsin. Sonlandıracak olursa kur yükselir, altın yükselir ama şok etkisi olmaz. Altın bir tık daha pozitif ilerler. Bunu söyleyeyim. Dolar almaktansa, döviz almaktansa altın almak daha iyidir ama en önemlisi borsadaki pozisyonlarımızı koruyabilmek daha çok kıymetli. Bunu yaşadıkça, zaman geçtikçe, fiyatlar katladıkça kıdemli bize söylemişti diyeceksiniz ve ben de size hatırlatacağım. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.